Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içerisinde sizlere önemli haberler vereceğim. Bu haberlerin yanı sıra yine piyasada en çok istenilen projelerin teknik analizini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Özellikle Çin'den gelen kripto madenciliğine ağır bir darbe var. Yine bir önemli karar arkadaşlar. Bunun bir değerlendirmesini yapacağız. Yine bunların yanında farklı haberlerden de sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce her zamanki gibi hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan AhmetZD ismini aratarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Yine Çin yine bir yasaklama arkadaşlar. İlk haberimize geldiğimiz zaman burada Bitcoin madenciliğinin ortadan kaldırılması gereken endüstri ilan edilmesi durumuna karar vermiş bulunuyor Çin hükümeti. Bugün bu resmi bir karar olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. 10 Ocak 2022 tarihi itibariyle ve burada bakınız cezaların vesaire kesilmeye başlanacağını söylendi. Kripto madenciliği yapan kişiler Çin'de artık ceza yemeye başlayacak. Bunların resmi bir karar olduğu ortaya çıkmış vaziyette. Tabii ki piyasa çok daha önceden bu madenciliğin yasaklanmasıyla beraber bunu fiyatlamıştı. Fakat yine de sinek pisliği mide bulandırıyor arkadaşlar. Bu kararlar neticesinde kırılgan olan piyasa, kripto piyasası daha da kırılgan olmaya devam ediyor ve bugünkü düşüşü 42 bin dolarlardan geriye doğru çekilme olarak görmüş vaziyetteyiz. Birazdan yine teknik anlamda Bitcoin'in hangi lokasyonlarda olduğunu, riskli bir durumda mıyız, alım pozisyonlarında mıyız, ne yapmamız gerekiyor? Bunların analizini yapacağız. Fakat her halükarda Çin'in yeni atmış olduğu bu adımın kripto paralara önemli zararlar verebileceğinin bilincinde olmamız kesinlikle gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu yasaklamalar enerji kriziyle tamamen doğrudan orantılı. Bunu söylemek istiyorum. Defalarca da anlattım videolarımda. Bu Çin'in yapmış olduğu yasaklama durumlarını aynı enerji krizini yasaklayacak veya enerji krizini yaşayan diğer ülkeler de yasaklayabilir. Bunun altını çizmekte fayda var. Özellikle Avrupa tarafına çok fazla yaygınlaşırsa bu yasaklama durumları kripto paralarda ciddi erimeler meydana gelebilir arkadaşlar. Bu konuyu yakından takip etmekte fayda olacaktır. İkinci haberimize geldiğimiz zaman burada kripto paralarla sertifikalı işlemlerin Almanya'da popülerlik kazandığını görüyoruz. Bu özellikle 2021 yılı itibariyle gelen veriler arkadaşlar. Tabii ki kripto para piyasalarına Bitcoin başta olmak üzere katılımın arttığını burada görüyoruz aslında arkadaşlar. Sertifikalar, yani sertifikanın ne olduğunu soranlar için burada özellikle ileri yaş kesimler için diyelim arkadaşlar. Garanti alım, yani sertifikayla Bitcoin alıyorsunuz. Sertifikayla altın alır gibi düşünün. Buradan gidiyorlar, yani herhangi bir kripto borsasına bulaşmadan farklı bir borsada, burada borsamızın ismi FCE diye geçiyor. Bu da Frankfurt Sertifika Borsası arkadaşlar. Bu borsa üzerinden sertifikalı bir şekilde kripto para alımları yapıyorlar. Bu FCE içerisinde yapılan 2021 yılı içerisinde 1 milyar avroyu aşmış vaziyette bir hacim oluşmuş arkadaşlar. Bu da çok önemli bir miktar esasen. Totaldeki sertifikalı alımlara baktığınız zaman 18,4 milyar euroluk bir avroluk bir hacim ortaya çıktığını görüyoruz 2021 yıl içerisinde. Bu da esasen gitgide Bitcoin ve kripto paralara yönelimin arttığını bizlere gösteriyor arkadaşlar. Yine önceki günlerde yapmış olduğum analizleri destekler nitelikte investing.com'da bir haber paylaştı. Bunu da sizlere paylaşıldı. Bunu da sizlere aktarmak istedim. Özellikle Bitcoin ve Ethereum'un 2022 yılı içerisinde bir rally daha yapmasının 3 nedeni şeklinde burada paylaşım yapmışlar. Birincisi yüksek enflasyon demişler arkadaşlar. Benim de özellikle altını çizmek istediğim konulardan bir tanesi idi bu yüksek enflasyon. Enflasyondan ezilen paralarını insanlar deflasyonist olan kripto para sektörüne yatırmaya başlayabilir demiştik. Burada gördükleri ikinci sebep fiyat para birimlerine olan güveni birazcık aşındırmak. Yani fiyat para birimlerinden daha çok kriptoya geçiş veya işte Bitcoin, Ethereum, altcoinlere geçiş gibi düşünebilirsiniz. Üçüncü sınıfta kripto sınıfının artan kabulü. Yani bir önceki haberde söyledik ya, özellikle sertifikalar bazlı falan kriptoya yönelimler arttı. İşte bu sebeplerden kaynaklı talebin daha fazla artmasıyla beraber kripto paraların Bitcoin başta olmak üzere daha fazla yukarıya doğru gitmesini tetikler unsurlar bulunuyor. Bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor arkadaşlar. Temel analizi yaparken bunlar önemli olacak bizler için. Peki, şimdi piyasamızı şöyle temel ve teknik anlamda inceleme işlemlerine geçelim haberlerimiz bittikten sonra. CoinMarketCap verilerine geldiğimizde arkadaşlar market cap değerimizin 1,91 trilyon dolar seviyelerine kadar geri çekilmiş olduğunu görüyoruz. 24 saatlik hacmimiz 76 milyar dolar seviyelerinde. Bitcoin'in dominansı %40,5,
Ethereum'un dominansı yine düşüşte %18,9 olarak karşımıza çıkıyor. 7 günlük değişimlerde özellikle Ethereum'un çok kan kaybettiğini görüyoruz. %20,66'lık bir düşüş sergilediğini görüyoruz. Daha sonra bakınız Solana ve Terra Luna arkadaşlar. Özellikle %27'ye yakın bir düşüş sergilemiş Terra Luna. Peki şimdi grafiklere geldiğimizde arkadaşlar tabii ki en önemli grafiğimiz Bitcoin'di. Bitcoin'in genel trendine baktığımız zaman arkadaşlar burada 2020 tarihinden başlayan Nisan aylarında, Mart Nisan aylarında başlayan bir yükselen trendimiz vardı. Bu trendin destek bölgesine gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Daha önceden 1-2 gün denendi burası. Tepki alıp tekrar yukarı çıkmıştı ama bugün itibariyle tekrardan bu 41 bin dolar seviyelerine iniş gerçekleştirmiş durumda. 40.750 dolar seviyelerinde görünüyor şu an arkadaşlar. Özellikle günlük bazda bu trendin altında mum kapanışları görmemiz bizim ayı sezonunun veya bu bullish durumlarının askıya alınması gerektiğini bizlere gösterir arkadaşlar. Daha çok ayı piyasasının hakim olduğunu burada daha çok anlayabiliriz. Tabii ki haftalardır bir düşüş trendi var fakat genel trend hala yukarı yönlüydü. İşte bu genel trend aşağı yönlü kırılır ise biz buradan artık orta vadeli en azından birazcık daha sıkıntılı bakabiliriz piyasaya. Çünkü buradan sonra özellikle 30 bin dolarlara kadar çok fazla boşluklar olduğunu görüyoruz. En ciddi alım lokasyonlarının 30 bin dolar seviyelerinde bulunduğunu söyleyebiliriz kıymetli arkadaşlar. Ethereum'a geldiğimiz zaman Ethereum'da da bakınız majör trend hala kırılmış değil. Majör trend desteği aşağılarda bulunuyor. Bu 2600 dolar seviyelerinde. Fakat yatay destekte de önemli bir lokasyona geldik. 2900 dolar seviyeleri arkadaşlar daha önce de denendi. 2900'ün kırılmasıyla beraber eğer aşağı yönlü kırılırsa burası 2600'ün gelmesi çok yakın olacaktır. 2600 de majör yükselen trendi tekabül eden rakamı ifade ediyor arkadaşlar. Bu rakamın altında kapanışlar da bizlere öncelikle 2400 dolar daha sonra aşağıdaki 1700 dolarlara kadar sarkıtabilir. Tabii ki düşen piyasa için bu yorumu yaptığımız unutulmamalı. Olur da buradan tepki alırsa farklı durumlar konuşulabilir. Peki gelelim şimdi sizlerin en çok sormuş olduğu piyasada en çok tartışılan konuşulan projelere. Birinci projemiz AVAX projesi arkadaşlar. AVAX projesinin tekniği bizlere ne söylüyor? Bunun bir yorumunu yapalım. Öncelikle yine genel trendine şöyle bir bakacağız. 4 Ağustos 2021 tarihinden başlayan yükselen major trend dediğimiz trendin artık altına sarkmış vaziyette arkadaşlar. Yani artık genel majörde bir düşüş trendi başlamış vaziyette. Bu yorumu yapabiliriz. Burada özellikle dipten tepeye Fibonacci çektiğimiz zaman 0,5 veya 50 Fibo 50 seviyesi 80 dolar seviyelerinde oluyor. Zaten teknik anlamda da buraların daha önceden doldurulduğunu görüyoruz. Yani güzel alımların olduğunu görüyoruz. 80 dolarlarda 80 dolarların altına sarkması durumunda 64 dolar seviyeleri hızlı bir şekilde gelecektir arkadaşlar. Çünkü bunun altı 80'in altı çok fazla dolu değil. Tamamen boş diyebiliriz hatta daha önceden buralardan fazla alış bulunmamış. Bu 0,68 veya 61,8 diyelim. Fibo seviyesi 64 dolarlara geliyor. Lütfen AVAX ile ilgili buraları not edelim. Önemli seviyelerdir kıymetli arkadaşlar. Geliyorum bir diğer projemize. En çok sorulan projelerden bir tanesi. Bugün birazcık bir kırgınlık var üzerimde. O yüzden tekleyebiliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayınız lütfen. Şimdi bu grafiği analiz ettiğimiz zaman yine bir genel trend bakıyoruz arkadaşlar. 19-20 Temmuz'dan başlayan bir major yükselen trendimiz bulunuyor imiş Solana'da. Bu trendin altında kalmış olduğumuzu gördük. Hatta bir kırılımdan sonra retest'ten düşüş onayıyla beraber aşağı doğru gidiyoruz. Hedefleri zaten 115 dolar seviyeleri demiştim. 115 dolar seviyeleri de Fibo 61.8 dolar Fibo 61.8 seviyelerine geldiği için burası güzel bir alım lokasyonu olabilir dedik. Artık buranın altına sarkmamalı. Solana en fazla buraya kadar düşüp tekrardan tepki almasını bekleyebiliriz arkadaşlar. Olur da altına sarkarsa bir sonraki hedefi de 75 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bunun uyarısını da yapmış bulunalım. Geliyorum Matic arkadaşlar. Yine en çok sorulan projelerden bir tanesi. Matic'te de yine 19 Nisan 2021 tarihinden başlayan bir majör yükselen trendimiz var imiş. Bu majör trendin içerisinde yani ana yükselen trendin içerisinde bir de ara yükselen trend oluşmuş. 29 Eylül 2021 tarihinden başlayan bir trend bu. İki trendin de fiyat üzerinde. Burada baktığımız zaman Matic'te oldukça pozitif bir durum var diyebiliriz. Trend bazlı olarak bir sıkıntı bulunmuyor arkadaşlar.
Bunu göz önünde bulundurarak bir sonraki destek seviyelerimizin 1.83 dolar, 1.83 ila 88 dolar seviyeleri aralarında bulunduğunu görüyoruz. Fibonacci onaylı baktığımızda dipten tepeye arkadaşlar 1.82 bir sonraki destek. Bu destekten sonra 1.48 ikinci desteğimiz, en önemli desteğimiz olarak görünüyor. Zaten hemen hemen major yükselen trendlerin destek bölgelerine yakın lokasyonlar buralar arkadaşlar. Fibo'da yani buraları destekler nitelikli olarak görünüyor. Eğer Matik'te ben yüklü bir alım yapacaksam arkadaşlar, Fibo 61.8 seviyesi olan 1.14 dolar seviyelerinden bunu gerçekleştirmem gerekecektir. Bunun da hatırlatmasını yapalım. Geldik Phantom'a. Phantom da çok soruldu bana. Özellikle yorumlardan falan çok soruluyor arkadaşlar. Phantom'un genel trendi aynı şekilde yukarıya yönlü. Genel trendde hiçbir problem yok. Ara trendde de yukarıdayız. Yatay bir desteğe gelmiş vaziyette. 2.21 dolar seviyeleri önemli bir destek daha önceden. Çünkü buralar çok ciddi alım bölgeleri olarak görünmüş arkadaşlar. Buranın altına sarkması vaziyette bir sonraki hedefi 2 dolar seviyesi olacak. 2 dolardan sonra da majör yükselen trend desteğine kadar bir destek bulunmuyor arkadaşlar. Buralarda 1.69 ila 1.8 dolar, yani 1.7-1.8 arası diyebiliriz alansal bazlı olarak. Olur da bu trendin altına bir sarkma, bir iğneleme durumu, operasyonu söz konusu olursa 1.41 Fibo 61.8 dolar seviyeleri önemli bir doldur seviyesi olabilir. Phantom'da zaten RSI bazlı orta seviyelerdeyiz. Bu da özellikle buradaki 50 veya evet 50 seviyeleri diyelim. Bu seviyelerin altında kalması durumunda RSI 30 seviyelerine kadar bir iniş gelebileceğini sinyallerini verir. Sadece tek başına RSI kıymetli arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer projemize. Bu projemiz de Atom projesi. Atom'da genel itibariyle baktığımız zaman bir yükselen kanalın olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Kanal içerisinde farklı hareketler yapmış fakat sürekli bir bullish durumu, yani kanalın dibine gelse de tekrardan yukarı dip, tekrardan yukarı görüntüsü var. Şimdi bu kanalı yorumlamadan önce kısa vadeli şurada 21 Aralık 2021 tarihinden başlayan bir kısa vadeli veya ara yükselen trend oluşumu var. Bu trend henüz kırılmış değil. Bu trendimizin destek seviyesi arkadaşlar 33 dolar seviyelerinde bulunuyor. 33 doların kırılmasıyla beraber aşağıda sırasıyla hedefler 30 dolar, 25 dolar ve trend desteği 23 dolar seviyesi olarak görünüyor arkadaşlar. Fibo 61.8 seviyesi ise burada 19-20 dolar seviyeleri olarak gözümüze çarpmakta. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Önemli bir doldur bölgesi olacaktır. Zaten hemen hemen kanalın dip seviyeleri bu seviyeler kıymetli arkadaşlar. Geldim bir sonraki projemize. Bir sonraki projemiz Terra Luna. Luna'da yine bir kanal trendimiz var. Bakın şöyle özellikle 21 Temmuz 2021'den başlayan şöyle yukarıya doğru, bakın daha iyi anlayacaksınız. Bir trend var. Burada ara yükselişler, ara düşüşler olmuş fakat genel itibariyle bu kanalı takip ettiğini görmekteyiz. Şimdi kanalın üst bölgesi, yani direnç bölgesinden bir sekme durumunun söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu da bizlere esas hedefin aşağıdaki kanalın dip bölgesi olan 53 dolar seviyeleri olduğunu söyler arkadaşlar Luna'da. Bunu göz önünde bulundurarak da 53 dolar seviyelerin güzel bir alım bölgesi olarak karşımıza çıkabileceğini görüyoruz. Olur da kanalın altına bir sarkma olursa Fibo 61.8 seviyesi olan 42 dolar seviyeleri de çok güzel bir alım seviyesi olabilir arkadaşlar. Tabii ki ben alım seviyesi diyorum ama özellikle major desteklerin altında da stop yapmak gerekebilir. Önemli seviyeler, çünkü bu seviyelerin kırılmasıyla beraber düşüşler derinleşecektir. Hatırlatmakta fayda var kıymetli arkadaşlar. Evet, Luna'da da genel trendimiz bu şekilde. Kısa vadeli takip edenler özellikle 64,5 dolar seviyelerinin altındaki kapanışlarda stop işlemleri gerçekleştirebilir kendi kararıyla. 55 dolar, çünkü 54-55 dolar seviyeleri buradan sonra denenebilir dediğimiz gibi kıymetli arkadaşlar. Peki, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.